Bodrum'da şu anda 18 yaşında olan genç kızın 5 yaşından bu yana babasıyla ağabeyinin cinsel istismarına maruz kaldığı suçlamasıyla açılan davada tutuklu babayla serbest sanık ağabeyin yargılanmasına devam edildi. Duruşmada anne ve diğer ağabey tanık olarak dinlendi. Edinilen bilgiye göre ilçede yaşamını sürdüren ve şu anda 18 yaşında olan genç kız, 5 yaşından beri öz babasının ve yine küçük yaşlardan beri de öz ağabeyinin cinsel istismarına maruz kalıyordu. İstismar, genç kızın 18 yaşına kadar devam etti. Yaşadıklarına dayanamayan genç, geçen Mart ayında durumu güvendiği biriyle paylaştı. Olayın adli makamlara bildirilmesi üzerine Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturmada baba ve ağabey tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında mağdur genç kız şu anda 24 yaşında olan ağabey ile ilgili şikayetinden vazgeçince ağabey mahkeme heyeti tarafından serbest bırakılmış, babanın tutukluluk halinin devamına karar verilmişti. Dava ile ilgili ikinci duruşma bugün görüldü. Taraf avukatlarının katıldığı duruşmada anne ve diğer ağabey tanık olarak dinlenirken babanın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Dava 27 Ekim tarihine ertelendi. Mağdurun avukatı Meltem Anayaroğlu, duruşma sonunda yaptığı açıklamada şunları dile getirdi. Ensest, malum hepimizin bildiği gibi aile içinde yaşanan, tanığı olmayan, asla delilin tespit edemediğiniz, hele bir de yıllarca sürüyorsa bu, bunun mümkün olmadığı bir hadiseler zincirinden, fiiller zincirinden bahsediyoruz. Dolayısıyla ortada bir öykü varsa, birisi çıkıp feryat ediyorsa ve hak mücadelesine giriyorsa, maddi gerçekler bu kişinin anlatımı üzerinden, buradan yola çıkarak araştırılmalıdır. Bilimsel verilerle ancak bu beyanların doğru olup olmadığı anlaşılabilir. Bilimsel veri dediğimiz zaman da mağdurun maruz kaldığı travma nedeniyle travma sonrası psikolojik stresi olup olmadığı, bunun tespitinin yapılması gerekir. Ki neden önemlidir? Belki ilk kulağa geldiğinde olur mu canım şimdi psikolojiyle bunun ne alakası var karşı koymalarıyla karşı karşıya kalıyoruz ama mağdurun anlatımlarının kurgu olup olmadığı ancak böyle bir bilimsel, tıbbi incelemeden sonra ortaya çıkar. Bugün biz mahkemeden bu talepte bulunduk. Yargıtay'ın da ışık tuttuğu yolda bir inceleme yapılmasını istedik. Ama ne yazık ki kabul görmedi. Yani aslında davamızı bilimsel gerçeklerle ispat etmek istiyoruz dedik. Kabul görmedi. Bu adil yargılanma hakkının açıkça ihlali. Ama bu yanlıştan elbette hangi noktada bilemem mutlaka dönülecektir. Çünkü çok açık bir usulü eksiklik söz konusu. Bu yoldan devam edilirse yargılamaya, bu şekilde karar hüküm verilirse bu yanlışlık bir yerlerde mutlaka bozulacaktır. Bodrum Kadın Dayanışma Derneği'nin gönüllü avukatı Evrim İnan da şunları söyledi. Biz abinin tekrar tutuklanmasını talep ettik. Bunu da re'sen göz önüne bulundurması gerekiyor. Savcılık makamının bunu re'sen aslında talep etmesi gerekirken savcılık makamı tutuksuz yargılamasına dair mütalada bulunduğu için zaten abi geçen celse tahliye edildi. Yani tam tamına aslında failleri nasıl koruruz, failleri nasıl aklarız şeklinde bir yargılama yürütülüyor. Hiçbir şekilde mağduru destekleyecek veya güçlendirecek bir yerden bakılmadığının bir örneğiydi. Ama tam da bununla karşı biz kadınlar aslında mücadele veriyoruz. Bu nedenle de tüm kadınlara, tüm çocuklara buradan da çağrımızdır. Asla bana kimse inanmayacak diye vazgeçmeyin. Biz buradayız. Bizlerle muhakkak iletişim kurun. Biz bu yargılamada tarafız ve her zaman da sonuna kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. Bodrum Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Figan Erozansa şunları ifade etti. Biz taraf olmaya devam edeceğiz, mücadele etmeye devam edeceğiz ve evet o tecavüz edenler, evin en güvenli olduğu alanda tecavüz edenlerin aklanmasına asla izin vermeyeceğiz. Anne de maalesef kızının yanında değil, babayla ve oğlunun yanında yer almıştır ve karşı tarafın avukatları da Savaş Bey soyadını hatırlamıyorum. Suça maruz kalan kadınla 3 kere
ki yapamaz, hiçbir şekilde yapamaz. Görüşme yaparak abinin tahliyesini planlamıştır. Ve iyi ki bir genç kadın bizimle birlikte yol yürüyor ki bu süreçleri bugün durdurabiliyoruz.